Geçen bir arkadaş Süfyan kelimesini Ebu Süfyan Hazretlerine dayandırdı ve hilafet mücadelesini de dayanak olarak anlattı. Ne dersiniz? Bunda büyük bir galat var, hata var. Yani Süfyan kelimesinin ahir zamanda gelecek Süfyan ile Deccal'ın arkadaşı. Deccal inkarcılığın başında, ateizmin başında bulunan adam. Süfyan da münafıkların başında bulunan adam. İkisi de Deccal. O Süfyan kelimesinin Ebu Süfyan ile bir alakası yoktur. İki tane Ebu Süfyan vardır Efendimiz Aleyhisselam döneminde. Bir tanesi Mekke fethine kadar Efendimizle mücadele eden Ebu Süfyan, Ebu Süfyan bin Harp. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası olan Ebu Süfyan vardır. O erken dönemlerde iman etmiştir. Ebu Süfyan da en nihayet iman etmiş ve sahabi olmuştur. Onun neslinden gelen Muaviye nesli Emeviler dönemiyle de saltanat olarak da devam etmiş gitmiştir. Şimdi bizim Allah'a sığındığımız bu Süfyan, bu Ebu Süfyan manasında değildir. Bu meseleyi ele almışken birkaç noktasıyla kısa kısa açmak istiyorum. Yani çalışılarak anlatılacak bir mevzu olduğu için bütün arkadaşlarımıza, erbabı olan bütün arkadaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle Deccal'a Süfyan deniyor. Bu o Ebu Süfyan değil, Deccal'ın diğer adı olan Süfyan. Bunun Ebu Süfyan ile hiçbir alakası, bağlantısı yoktur. Şunu söyleyeceğim. Şimdi Süfyan kelimesi hem müsbet manada kullanılır hem de menfi manada da kullanılmıştır. Ne gibi? Mesih kelimesi gibi. Mesih kelimesi de Mesih-i-Deccal diyoruz. Deccal'ın Mesih'inden, Mesih-i-Deccal'dan Allah'ım sana sığınırız diyoruz. Halbuki Hz. İsa Aleyhisselam'ın da lakabı da Mesih'tir. O zaman Hz. İsa'dan da mı haşa Allah'a sığınacağız? Mesih eliyle temas ederek, dokunarak bir şeyin mahiyetini değiştirme manasındadır. Lügat manasıyla. Onun için Deccal bakışıyla, temasıyla, anlattıklarıyla insanları müsbetken menfiye değiştirmiştir. Müminken kafire değiştirmiştir. İcraat yönüyle Deccal bir Mesih'tir. Hz. İsa Aleyhisselam da adımlarıyla, temasıyla, bakışıyla, bir suda yıkamasıyla da menfi olan, kötü olan insanları müsbete değiştirmiştir. İkisi de Mesih ama yaptıkları icraat 180 derece birbirlerine terstir. Bu Mesih kelimesinin müsbet ve menfi yönleriyle izahı 5. şuanın arka taraflarında üstad tarafından da genişçe anlatılmıştır. Mesela biz de sarık üstüne mes ederiz. Abdestsiz halimiz abdestliliğe dönüşür. O da bir Mesih'tir. Mesih'in yaptığı bir dönüştürme vardır. Bir de ayaklarıyla gezip dolaşan, yeryüzünde gezip dolaşan manası vardır. Deccal yeryüzünde gezmiş dolaşmış, gezdiği yerleri dinsizliğe dönüştürmüş. Hz. İsa da havarileriyle beraber nerelere bastı, gezip dolaştıysa onları da dinsizlikten dindarlığa dönüştürmüştür. Nasıl bu Mesih kelimesinin müsbet ve menfi manaları vardır? Dikkat buyurun, Süfyan kelimesi de böyledir. Süfyan kelimesi fü'lan kalıbından gelmiş. Sefa, yesfi, sefyen kökünden fü'lan kalıbından gelen bir isim olarak anlatılmıştır. Bunun ortaya koyduğu bazı manalar var. Süfyan kelimesi bir sefiye kökünden. Bu kelime elin yarılması demektir. Bir insanın eli yarılırsa bir yerden sefiye denir ona. El yarıldı, sefiye.
Binaenaleyh el yarılması demek sefiyet yedehü dendiği zaman onun eli yarıldı demek. Yani eli delindi demektir ki Deccal'ın eli delik olacak bu manada. Üstad buna bir yorum getirmiş. Elinde mal durmaz, israfçı. Süfyan Deccal'dan daha israfçı olacak. Bugün de baktığınız zaman Süfyan'a o kadar israfçı, o kadar israfçı ki yani Cumhuriyet tarihinde, beşer tarihinde böyle israfçı ikinci bir adam görülmemiş. Yani bir yıllıkta istediği bütçeyi 6 ayda bitirmiş, bir o kadar daha istiyor. Devamlı israf, devamlı israf. Sefiye yedehu, Deccal'ın eli delik bu demek bu manada. İkincisi yine sefiye kökünden sefi, sonunda ye var. Bu da sefih manasında. Sefih demek hafif meşrep, beyinsiz, aklı çalışmayan, kafası çalışmayan manasında lisan-ül Arap'ta bu manada kullanılmıştır. Nitekim bu manada sefih kelimesini Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kullanıyor. Bakara suresindeki bir ayet, 13. ayet. Ve izâ kîle lehum âminû kemâ âmenennâs. Onlara denildiği zaman diğer insanların iman ettiği gibi siz de iman edin. Kâlû derler ki o münafıklar. Enü'minü kemâ âmene süfehâ. Biz sefihlerin iman ettiği gibi mi iman edelim? Buradaki sefihler sefiye kelimesinden Süfyan da buradan geliyor. Yani aklı çalışmayan, bağışlayın, ahmak manasında, bir öncekinde de eli delik manasında Süfyan kelimesinin kullanıldığı bir mana. Bir de diğer manası sefa kökünden. Sefa da devenin sütünün kesildiği manasına geliyor. Ve kendisinin epter olması manasında, Süfyan'ın epterliği, yani bereketi gitmiş, bereketi kaybolmuş. Belki maddeten nesli de olmayacak. İnne şâni eke hüvel epterdeki epterle sefa kökünden nesli kesik manasında aynı. Ve bir de esfa kökünden geliyor. Alnındaki kılları az olan atlar için kullanılıyor bu. Ve bir de Abbasi halifesi Muhammed el-Emin döneminde Yezid'in torunlarından olan, asıl adı Ali bin Abdullah olan, ancak Ebul Amatayr Es-Süfyani olarak meşhur olan bir adam Şam'da yakalanmış, halifeye baş kaldırmış ve belli bir çevre tarafından halifeliğine biat edilmiş. Yani bir de böyle bir baş kaldıran, Muaviye'ye baş kaldıran Süfyan var. O manayı da ifade ediyor. Netice olarak şunu söyleyebilirim, tekrar etmeliyim. Şimdi kıyametin büyük alametlerinden olan Deccal ve Süfyan vardır. Bu Ebu Süfyan'la bir alakası yok. Onu karıştırmayalım. Bizler de sabah namazından ve akşam namazından sonra Allahümme inni eûzu bike ve Allahümme ecirne min fitnetil Mesih-i Deccali ve Süfyan diyoruz. Allah'ım Mesih-i Deccal'ın şerrinden ve bir de Süfyan'ın şerrinden bizi muhafaza eyle diyoruz. Burada çok ince bir mesele var. Deccal'la Süfyan'ın yan yana zikredilmesi. Tekrar edeyim. Mesih-i Deccal küfrün başındaki, ateizmin başındakiler. Süfyan da İslam toplumu içinde münafıkların başındakiler. Hangisi tehlikeli? Süfyan Deccal'dan daha tehlikeli. Ama daha tehlikelisi var. Deccal'ın şerrinden kurtulayım derken Süfyan'ın kucağına düşmek. İşte bugün Türkiye bu tehlike ile karşı karşıyadır. Senelerden beri filana Deccal dedik, 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 hep ona baş kaldıralım, rejimini yıkalım derken, Deccal'dan kaçayım derken şimdi Süfyan'ın kucağına düştük. Deccal'ın şerrinden ve Süfyan'ın şerrinden denmesi peş peşe de böyle bir şeydir. Aralarında bir münasebettir.
Şuna tekrar vurgu yapmak istiyorum. Sefiye kökünden eli delik manasında Süfyan ve bugünkü Süfyan da baktığınız zaman gerçekten eli delik. Eli delik mecaz manadadır. Yani elinde mal durmaz, para durmaz, çok israfçı demektir ki daha Cumhuriyet tarihinde, belki beşer tarihinde şimdiki Süfyan kadar israfçı ikinci bir adam gelmemiştir. Eski deccallar kendisini zengin etmiş, kendi adına israflar yapmış. Şimdiki Süfyan'da ise hem kendisi israfçı hem de bütün taraftarları, etbaı, kadrosunun tamamı hırsız ve aynı zamanda israfçı olarak karşımıza çıkıyor ki Deccal'dan kurtulayım derken Süfyan'ın kucağına düşmek de herhalde böyle bir belayı, felaketi doğuruyor. Önemliydi bu. Biraz çalıştım bu soruya. Önemli olarak gördüğüm için ve kısaca da arz ettim. Allahümme ecirne min fitnetil mesihid deccali ve Süfyan. Amin.